Eğik düzlem, kuvvet çarpı kuvvetin aldırdığı yol, F çarpı L eşittir yük çarpı yükün aldığı yoldur diyeceğiz. Yani P çarpı H kadardır diyebiliyoruz. Buradaki ifadeyi yan tarafa biraz çekersek, yani F eşittir P çarpı H bölü L'dir diyebiliyorum. H bölü L karşı bölü hipotenüsten bize sinüs değerini verecektir. Yani F eşittir P çarpı sinüs alfa kadardır diyebiliyoruz. Sürtünmesiz sistemde kuvvet kazancı nedir diye sorulmuş. Ne diyorduk? Kuvvet çarpı F çarpı kuvvetin aldırdığı yol, yük çarpı yükün aldığı yola eşitti. Kuvvet kazancı yük bölü kuvvet ise buradaki değerimizin artık 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. P yükü 30 Newton ise F kuvveti en az kaç Newton olmalıdır diye sorulmuş. P'yi yerine koyuyorum. 30 bölü F eşittir 3 ise F kuvvetinin 10 Newton kadar olduğunu söyleyebiliriz. Sürtünmesiz eğik düzlemde P1 ve P2 ağırlıklı cisimler dengededir. Buna göre P1 bölü P2 oranı kaçtır? İp gerilmesi ip değişmediği sürece değişmiyordu. İpteki gerilme kuvvetine T'ye kadar dersem, cisimleri yukarı yönde çeken kuvvet değerimiz artık T ip gerilmesidir. İp gerilmesi çarpı kuvvetin aldırdığı yol, yani 3 tane H. P1 çarpı P1'in aldığı yol içinde H kadardır diyoruz. Diğer cisme geçiyoruz. T çarpı 4H eşittir P2 çarpı H'tır diyebilirim. Taraf tarafa oranladığımızda H değerlerimiz gidecek. Buradan da P1 bölü P2'nin 3 bölü 4'e eşit olduğunu söyleyebiliriz.